alhamdülillah, elhamdülillah ve salatu vesselamü aleyr resulillah. Müslümanlığı farzlar üzerinden ölçüyoruz. Yani Allah namaz emretti, farz diyoruz. Oruç emretti, hac emretti. Annenin, babanın hizmetini yap dedi. Bunlara farz diyoruz. Müslümanlığın bir de farz olmayan nafile dediğimiz. Yani sen bunu yaparsan Allah sana fazla sevap veriyor. Yapmazsan ahirette derecen düşüyor. Sevabın azalıyor. Bunlara nafileler diyoruz. Bu asırda özellikle öne çıkması gereken gençlere, ailelere, yeni evlilere tavsiye edeceğimiz nafileler var mı? Yüzlerce var. Her farzın nafilesi var çünkü ve insana göre, kişinin konumuna göre değişen nafileler var. Ama sadece örnek olsun her ailenin bir tanesine tutunabileceği örnek olarak zikredeceğimiz şeyler bir, ilim öğrenmek bir nafile çeşididir. Farzlardan sonra yani namaz kılmayı öğrendikten sonra evde riyaz Salih'in dersi yapılır, ilm dersi yapılır, bir ders halkasına getirilir. Bu nafile bir ibadettir. Oturup Kur'an okumak nafile bir ibadettir. Müslümanlardan çaresiz birisine hatta Müslüman olmayan birisinin çaresizliğine, hastalığına, fakirliğine çare olacak bir iş yapmak nafile bir iştir. Sıla-i Rahim yani birinci dereceden akrabayı kollamak, gözetlemek, hasta ziyaret etmek bunlar mühim nafilelerdir. Ama bir dipnot, hasta babaysa onunla ilgilenmek nafile değildir. Dede ise sıla-i rahim dediğimiz şey o nafile değil, o farzdır diğer uzaktakiler için bunu söylüyoruz. Gece namazına kalkmak yani teheccüd dediğimiz ibadete ayda bir de olsa kalkmak. Camide namazları kılmak. Kardeşlerimizi ziyaret etmek belli bir programla veya normal durumlarda. Müslümanın helal kazancım evdeki param daha fazla olsun diye daha fazla çalışması nafile bir ibadettir özellikle haberi olmadan mümin kardeşlerimiz için, hastalar için, sıkıntıda olanlar için, genel müminler için dua etmek nafile bir ibadettir. Oruç tutmak Ramazan'ın dışındaki ibadetlerde nafile bir ibadettir. Ölümü hatırlatacak, ahirete hazırlığı hatırlatacak işler yapmak, mezar ziyareti veya tefekküre sebep olacak ders dinlemek, vaaz dinlemek bunlar nafile ibadetlerdendir. Tövbe istiğfar etmek, velev ki hatırladığım bir günahım olmasa bile nafile ibadettir. Pek çok nafile ibadetten şu modern çağın getirdiği tarza binaen özellikle öne çıkması gereken 10-12 tane kadar zikretmiş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.